Merhaba sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Evet sevgili arkadaşlar Ayet Matematik tekrar kampımıza devam ediyoruz. Sıradaki konumuz parabol. Bu videomuzda sevgili arkadaşlar parabol konusunu tekrar edeceğiz. Ve parabol ile ilgili tam nokta atışı sorular çözeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. En sevgili arkadaşlar biliyorsunuz parabol konusunu çok detaylı bir şekilde işlemiştik. Bu videomuzda parabolu tekrar edeceğiz ve parabolla ilgili nokta atışı sorular çözeceğiz. Arkadaşlar ikinci dereceden fonksiyonlar. Bunlara ne diyoruz? Parabol diyoruz. Yani parabol neymiş? İkinci dereceden bir fonksiyondur. fx eşittir işte, ax kare artı bx artı c ifadesine ne diyoruz? Yani bunun grafiğine parabol diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi parabol grafiğini nasıl çiziyorduk? Bu çok önemliydi bizler için. Arkadaşlar y eşittir fx eşittir x kare artı bx artı c fonksiyonu verilmişse yani böyle bir parabol bize verilmişse bunun grafiğini çizmek için şuradaki kuralları, adımları izliyoruz. Birinci adımımız tepe noktasını belirlemek. Arkadaşlar tepe noktası t r virgül k yani absisi r ordinatı k. R'yi nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2a değil mi? Eksi b bölü 2a. K da zaten f r'ydi arkadaşlar. Birazdan örnek üzerinde göstereceğim. Birinci adımı yani tepe noktasını hallettikten sonra hemen ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adım ne? Grafik x eksenini hangi noktada keser ve y eksenini hangi noktalarda keser? Bunları buluyoruz. Üçüncü adımı kontrol ediyoruz sevgili arkadaşlar. AX kare artı BX artı eşittir sıfır. Yani bu parabolun denklemi var arkadaşlar. Parabolun kuralını sıfır eşitliyoruz. Buradan delta'yı buluyoruz. İkinci dereceden de delta'yı buluyorduk biliyorduk arkadaşlar. Delta büyük sıfır çıkıyorsa x ekseninde iki farklı noktada kesiyor. Delta eşit sıfır çıkıyorsa X80'ini teğettir. Eğer delta küçük sıfırsa x eksenini kesmez diyoruz. Ve son adıma dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eğer a büyük sıfırsa yani x karenin katsayısı büyük sıfırsa sevgili arkadaşlar bu noktada kollar yukarı doğrudur. Bu noktada tepe noktasının ordinatı fonksiyonun en küçük değerini bize veriyordu. Eğer a küçük sıfırsa yani x karenin katsayısı negatifse o zaman kollar aşağı doğru bir paraboldür. Burada tepe noktasının ordinatı fonksiyonun en büyük değerini bize veriyor. Şimdi bunlar ne anlama geliyor arkadaşlar bu iki örnek üzerine hızlı bir şekilde tekrar edelim fx x eksi x kare eksi 4 x eksi 5 fonksiyonun grafiğini çiziniz. Şimdi bu ikinci dereceden bir fonksiyon yani bir paraboldur. Parabol. Eğer x kareli bir şey varsa paraboldur. Mesela x küplü bir şey olsaydı falan o zaman parabol olmazdı sevgili arkadaşlar. Bunun grafiğini çizerken birinci adım neymiş? Hemen tepe noktasını buluyoruz. İlk önce isterseniz şöyle koordinat düzlemimizi çizelim. Şurada hazır oldu be beklesin bizi. Eyvallah. Aa. Şimdi Arkadaşlar tepe noktasını bulmak oldukça kolaydır. Tepe noktası R virgül K diyoruz. Hemen gidiyoruz. R'yi buluyoruz. R neydi? Hocam eksi B bölü 2 A'ydı. He valla. Eksi B bölü 2 A'ydı. Buradan bakın e, X karenin katsayısı 1'dir. B eksi 4'tür. B neymiş? Eksi 4'müş. E, A da 1'dir zaten. 2 kere 1 burası 2 oldu. Eksi, eksi 4'ü 2'ye böl 2. He R'si 2 çıktı. Yani absisi 2 çıktı. E, K'yı nasıl buluyorduk sevgili arkadaşlar? K'da valla hocam F R'ydi ha. He valla. F, R'ydi. R'yi de 2 bulmuşuz. Buraya 2 yazarsak gidiyorsunuz F2'yi buluyorsunuz. O zaman 2'nin karesi 4. Eksi 4 kere 2 8. Eksi 5. Burası ne oldu? E, eksi 4, eksi 5, eksi 9 mu oluyor? He valla. E, demek ki tepe noktasının ordinatı da eksi 9'dur. Hemen gidiyorum. Kendime 2, 2 ile eksi 9'u işaretliyoruz. Yani apsisi 2. E, ordinatı eksi 9'u işaretliyoruz ve diyoruz ki sen tepe noktasısın. Yani tepe noktasının ordinatı neymiş? 2'ye eksi 9'muş. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Birinci adımı hallettim. Evet arkadaşlar ikinci adım bu fonksiyonu alıyorsunuz sıfıra eşitliyorsunuz. Yani x kare eksi 4 x eksi 5'i sıfıra eşitleyerek x eksenini kestiği noktaları bulacağız. Nasıl? Bunu çarpanlarına ayırırsak x'e x burası eksi 5'e artı 1 çarpanlarına ayrılmış şekli x eksi 5 çarpı x artı 1'dir. x eksi 5'i sıfıra eşitlersek x eşittir 5 çıkar. x artı 1'i sıfıra eşitlersek x eşittir eksi 1 çıkar. Diyoruz ki demek ki x eksenini bir eksi 1'de kesiyor bir de 5'de kesiyor. Aha, aha. Daha sonra y eksenini kestiği noktaları buluyoruz arkadaşlar. Y eksenini kestiği nokta da zaten f sıfırdır. Yani x yerine sıfır yazdığımız zaman. Bakın x yerine sıfır yazalım. x yerine sıfır yazdığımız zaman sonuç eksi 5 çıkıyor. Zaten ben sana demiştim konu anlatımda sevgili arkadaşlar. Buradaki sabit sayı y eksenini kestiği noktadır. Yani y eksenini eksi 5'te kesiyor. Sonra geliyoruz kendimize bu grafiği çiziyoruz. Bu noktaları birleştiriyoruz. Hangi noktaları? Şu x eksenini kestiği noktalar. Tepe noktası. Ve şu noktaları birleştiriyoruz. Şöyle bir grafik çıkıyor. Yani kollar yukarı doğru bir grafiktir. Nereden? Neden kollar yukarı? Zaten arkadaşlar bu noktaları birleştirdiğimizde böyle bir şey çıkıyor. Bu bir x karenin katsayısı artı olduğundan dolayı, değil mi arkadaşlar? X karenin katsayısı artı olduğundan dolayı kollar yukarı doğru oluyor. Bu grafik üzerinde hızlı bir şekilde bir yorum yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Kollar yukarı doğruysa, bakın tepe noktasına bakın, tepe noktasının tepe noktası fonksiyonun en küçük değeridir. Yani tepe noktasının bu fonksiyonun en küçük değeri nedir? Tepe noktasının ordinatıdır. Yani e, x eşittir 2'de fonksiyon en küçük değerini alıyor ve en küçük değeri de eksi 9'dur. Bunu da unutmayalım. Buraya geldik. Bunun grafiğini size öden mi vereyim yoksa ben çizeyim mi? Hocam çizin. Harikasın. Hemen gidiyorum. E, tepe noktasının ordina, e, absisini ve ordinatını buluyoruz kendimize. E, absisini nasıl bulacağız? Hocam eksi b bölü 2a formülüyle bulunuyor. He valla. B nedir? 2'dir. B yerine 2 yazıyorum. A nedir? Eksi 1'dir. Buraya eksi 1 yazarsak sonuç 1 çıkıyor değil mi? Evet. Demek ki tepe noktasının ordinatı 1'miş. Daha sonra gidiyorum F1'i buluyorum. K'yı bulmak için ne yapıyoruz? F1'i buluyoruz. Burası eksi, e, eksi 1 oldu. Artı 2 artı 3. Yani 5 4 mu olur? Evet. K'da 4'müş diyoruz. Aha. X, Y koordinat düzlemimizi çizelim ve grafiğimizi yavaş yavaş çizelim sevgili arkadaşlar. Şöyle X, Y koordinat e, düzlemini çizdim. E, tepe noktası 1'e 4'müş. Hmm, tepe noktası neymiş? 1'e 4'müş. 1'e 4'ü şöyle işaretledim. Evet, 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 evet. Burası neymiş arkadaşlar? Tepe noktası. Tepe noktası neymiş? Vallahi 1'e 4. Daha sonra ne yapıyoruz? Fonksiyonu 0'a eşitliyoruz arkadaşlar. Yani bunu alıp 0'a eşitleyeceğiz değil mi? A bunu. Ne demek istiyorum? X kare, e, eksi x kare artı 2x artı 3'ü 0'a eşitliyorum. Bunu çarpanlarına ayırırsak, eksi x'e x dersek buraya. Şuraya da e, artı 3'e eksi 1 dersek. Pardon artı 1 dersek çapra çarpı topladığımda 2x'i veriyor. O zaman e, çarpanlarına ayrılmış biçimi. Eksi x artı 3 çarpı x artı 1'dir. Eksi x artı 3'ü sıfıra işlersek x eşittir 3 çıkar. X artı 1'i sıfıra işlersek x eşittir eksi 1 çıkar. O zaman x eksenini hangi noktalarda kesiyor? Bir eksi 1'de kesiyor. Bir de x eksenini 3'te kesiyor. Y eksenini nerede kesiyor? Arkadaşlar direkt sabita. Bakın y eksenini 3'te kesiyor. Geliyorum şurada da. 3'ü işaretliyorum. Sonra geleceğim. Bu noktaları birleştirdiğimde bu parabolun grafiğini çizmiş oluyorum. Hangi noktaları? Şuradaki noktaları kendimize birleştiriyoruz. Nasıl bir şey çıkıyor? Şöyle bir şey çıkıyor. Zaten bu noktaları birleştirdiğimizde parabol olduğunda parabol bir bardaktır arkadaşlar. Ya ters bir yukarı doğru kollar yukarı bir bardaktır ya da kollar aşağı bir bardaktır. Veya derseniz ki x karenin katsayısı eksi olduğundan dolayı kollar aşağı doğrudur. Mesela Kollar aşağı doğruysa şuradaki notu e, arkadaşlar bakın en büyük en küçük bunlar da bazen sınavda geliyor kollar e, aşağı doğruysa biz bu parabolun en büyük e, değerini bulabiliriz en büyük değeri bu noktada alıyor yani ilk seçtiğimiz bir noktasını alıyor bu fonksiyonun en büyük değeri nedir tepe noktasının ordinatıdır yani 4'tür. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Tabii ki de hayır. O zaman devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi özel paraboller var. Bunları da hızlı bir şekilde e, tekrar edelim. Y eşittir ax kare grafiği. A büyük sıfırsa kollar yukarı doğru. A küçük sıfırsa kollar aşağı doğrudur. Bakın y eşittir x karenin grafiği mesela. E, şimdi y eşittir ax kare artı c grafiğinde. Zaten biz fonksiyonlarda görmüştük arkadaşlar. Bir fonksiyona herhangi bir sabit sayıyı e, eklediğimizde Fonksiyon ne alıyordu? Eğer eklersek fonksiyon yukarı doğru kayıyordu. Çıkartırsak fonksiyon aşağı doğru kayıyordu. Bunları zaten biliyoruz. Y eşittir x kare artı bx grafiği orijinden geçmek zorundadır demiş sevgili arkadaşlar. Bunun üzerinde hızlı bir şekilde tekrar etmek istiyorum. Mesela y eşittir x karenin grafiği budur. Y eşittir eksi x karenin grafiği de kollar aşağı doğrudur. E peki ben size bir soru soruyorum arkadaşlar. Y eşittir 2x karenin grafiği ne olur? E acaba şöyle mi olur? Bakın şöyle bir grafik çizelim isterseniz. Y eşittir 2x karenin grafiği böyle mi olur sizce? Yoksa şöyle mi olur? Şimdi düşünelim sevgili arkadaşlar. Tabii ki de böyle olur. Bakın y eşittir 2x kare. Neden? Mesela e, siz diyelim ki diyelim ki buraya 1 dediniz tamam mı arkadaşlar? Burada 1 nereye gidiyor burada buraya göre? Şuradaki grafiğe göre 1'in karesi bakın 1'e gidiyor. Ama şuraya göre e, x yerine 1 yazarsanız 2 kere 1 2'ye gidiyor. Dolayısıyla Burada x'in katsayısı, kare, e, kat x karenin katsayısı var ya sevgili arkadaşlar burası. Sayı büyüdükçe, sayı büyüdükçe yani pozitif sayısı sayı büyüdükçe e, bu kollar y eksenine daha çok yaklaşıyor. Burada da tam tersi söz konusu. Mesela ben size desem ki y eşittir eksi -2x karenin grafiği. E, zaten orijinden geçmek zorunda. Acaba şöyle mi olacak? Yoksa şöyle mi olacak? Yani zaten orijine teğet olacağını biliyoruz. Peki hangisi olacak sizce? buradan herhangi bir mesela biri alıp denemeniz yeterli. Mesela burada e, x kareye baktığınız zaman sevgili arkadaşlar x karene e, yani e, x yerine 1 yazdığınız zaman eksi 1 oluyor değil mi? Yani burada eksi 1'e gidiyor dikkat ederseniz. O zaman burada x yerine 1 yazarsak eksi 2'ye gidecek. O zaman bu olmaz. Şu olacak. Bakın eksi 2'ye gidecek. Burada e, eksi 2 oluyor. Dolayısıyla şuradaki grafik neymiş? Y eşittir. Eksi 2 x kare. He, artık ben şunu biliyorum. Burada eğer x karenin kalsayısı pozitifse sayı büyüdükçe yani x karenin kalsayısı büyüdükçe bu kollar y eksenine yapışıyor yani y eksenine daha çok yaklaşıyor. Tersten düşündüğümüz zaman e, bu sefer x karenin katsayısı küçüldükçe yani sayı küçüldükçe y eksenine daha çok yaklaşıyor. Bunun üzerinde de çok fazla vakit kaybettik neyse. Aşağıdaki fonksiyonların grafiklerini çiziniz demiş. Arkadaşlar hızlı bir şekilde çizelim bunları çünkü önemlidir. Bakın sınavda eğer bunları çizmeyi hızlı bir şekilde biliyorsanız gerçekten var ya kef edeceksiniz kendinize. Bakın Şimdi benim çizimim çok iyi değil. O yüzden e, arkadaşlar mümkün olduğunca hızlı hızlı çizip geçeceğim. Y eşittir x karenin grafiği mesela nasıldır? Demin çizdiğimiz gibi şöyle bir şeydir değil mi arkadaşlar? Şöyle bir şey. Mesela bu nedir? Y eşittir x karenin grafiği. Y eşittir 2x karenin grafiği ise biraz daha e, kollar y eksenine biraz daha e, yaklaşacak. Yani burası ne olacak? Eksi 2x karenin grafiği olacak. Tabi burası x ekseni burası y ekseni bunu biliyoruz zaten sevgili arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Tamam arkadaşlar şuna bakalım. Y eşittir eksi 3, 3x karenin. Mesela y eşittir eksi x karenin grafiği şöyle bir şeydir. Bu nedir? Eksi x karenin grafiği. Eğer y eşittir eksi 3x karenin grafiğinden bahsediyorsak bu sefer kollar nedir? Y eksenine biraz daha yaklaşıyor arkadaşlar. Eksi 3x kare böyle bir şey oluyor. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? İşte arkadaşlar burası gerçekten çok önemli. Tamam mı? Pardon ben buraya eksi 2x kare demişim. Özür diliyorum arkadaşlar. Burası artı 2x kare olacak. Tamam bu zaten anlamışsınızdır. 2x karenin grafiği böyle olacak. Güzel. Şimdi ee, bakalım bu ne anlama geliyor arkadaşlar. Mesela y eşittir. x karenin grafiği budur. y eşittir. 2x karenin grafiğini çizelim. O da işte şöyle bir şey. Aşağı doğru tahmin ediyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle bir şey. Y eşittir 2x karenin grafiği. Şimdi burada 3 eklemişsek arkadaşlar o zaman 3 birim yukarı kaydıracağız bu grafiği. 3 birim yani şu an sıfırda mesela 3 birim yukarı kaydırdığımızda şöyle bir şey olur. Yani burası tam 3'e gelir. O zaman bu neymiş? Y eşittir 2x kare artı 3 olur. Ee, 2x kare eksi 4 bu sefer 4 birim aşağı kaydırıyoruz. Mesela 0'da 4 birim aşağı kaydırırsak şöyle bir şey olur. Yani burası eksi 4'e gelir tepe noktası. O zaman burası neymiş? Y eşittir 2x kare eksi 4 olacak. Tamam arkadaşlar? Ee, bunu da yapalım isterseniz. Onu da yapalım. Hiçbir şey eksik kalmasın. Hepsini yapalım ki kendimize keyif edelim sevgili arkadaşlar. Tamam Bu son tekrardır. Sınavdan sonra önce son tekrar. Heyecanlı mısınız? Şimdi Y eşittir eksi 3x kare. Kollar aşağı doğru olacak. Şöyle bir şeydir. Değil mi arkadaşlar? Burası neymiş mesela? Y eşittir eksi 3x karenin grafiği olsun. Tamam. Şimdi bir eklenmişsem bir birim yukarı kaydıracağım bunu. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok sevgili arkadaşlar. Bakın tam bir olacak. O zaman şöyle bir şey olacak. Yani burası nedir o zaman eksi 3x kareye artı 1 eklersem o zaman y eşittir e, 3x kare artı 1'in grafiği de bu olacak. Eğer bir şey çıkartsaydık o zaman aşağı doğru kaydıracaktık zaten bunu da biliyoruz. Mesela bakın sınava girdiğinizde böyle bir soru karşınıza gelebilir sevgili arkadaşlar. Önemli bir soru o yüzden burayı örnek olarak verdim ama soru olarak gelebilir. Diyor ki A, B, C, D'yi sıralayınız. Şimdi arkadaşlar bakın buralar kat sayılar zaten ben sana ne dedim? Kat sayı yani pozitifse kollar yukarı doğruysa x karenin kat sayısı zaten pozitif. O zaman e, sayı büyüdükçe x karenin kat sayısı büyüdükçe ne oluyordu? Y eksenine yaklaşıyordu. Örneğin buna 1 dersen bu 2'dir bu da 3'tür. Tamam arkadaşlar? Değer vererek gidiyorum. E şimdi buraya geldik sevgili arkadaşlar. Bunların kollar aşağı doğru olduğu için d de e de eksidir. Yani x karenin katsayısı eksidir. E, katsayı azaldıkça y eksenine yaklaşıyordu. Örneğin burası eksi 1 ise burası da eksi 2 gibi bir şeydir. O zaman hangisi en büyüktür? Bakın c en büyük çıktı. Sonra b a değil mi arkadaşlar? Bunlar zaten pozitif. E şunlar negatif en küçük olacak. Bakın ilk önce d. Zaten dikkat edin arkadaşlar. E de en küçüğü çıkıyor. Böyle bir soru karşınıza gelebilir. Arkadaşlar bir de grafiği verilen parabolun denklemini yazımı Bu da gerçekten çok önemli. E, x eksenini iki farklı noktada kesiyorsa. Yani x1 ve x2 gibi iki noktada kesiyorsa. A, m virgül n gibi bir noktadan geçiyorsa. Bunun grafiği yani bunun grafiği bu şekilde ise. Denklemi şöyle oluşturulur. Y eşittir A çarpı. Bu A nedir sevgili arkadaşlar bilmiyoruz. Bir sabittir. A çarpı x eksi x1 yani x eksi bu kök çarpı x eksi x2. Daha sonra sevgili arkadaşlar x yerine m bakın x yerine m y yerine ne yazıyorsunuz x gördüğünüz yere m y gördüğünüz yere de ne yazıyorsunuz burada a'yı buluyorsunuz ve böylelikle parabolun şeyini buluyorsunuz konu anlatımlarında bunları arkadaşlar çok detaylı işlemiştik. Eğer sevgili arkadaşlar tepe noktası verilmişse yani adamlar bize tepe noktasını vermişse bakın bu çok önemli işte. Tepe noktasını bize vermiş. Grafik x eksenini hangi noktalarda kesiyor? Bunu bilmiyoruz. Sadece tepe noktasını vermiş ve bir tane noktasını vermiş. İşte şu noktadan geçiyor. O zaman y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Buradan yararlanarak e, bu parabolun denklemini oluşturabiliyoruz yani de, parabolun kuralını bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar ve en son zaten biliyorsunuz yani parabol bu noktadan geçiyorsa x yerine m yer yerine ne yazarak buradan e, a'yı da bulabiliyoruz. İşte burada önemli olan bir mevzu var sevgili arkadaşlar Karşınıza şöyle bir şey çıktığımızda karşımızda şöyle bir şey çıktığında x eksi r'nin karesi varsa artı k varsa burası tepe noktasının apsisidir. Bu da tepe noktasının ordinatıdır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani tepe noktası r virgül k'dır diyeceğiz. Ne demek istiyorum? Mesela örnekte burada verilen parabolların tepe noktalarını anında bulabiliyoruz. Nasıl? İzleyin sevgili arkadaşlar. Burada mesela ben size ne demiştim? Eğer y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazılmışsa o zaman biz diyeceğiz ki bu parabolun tepe noktası kesinlikle r virgül k'dır. Dikkat edin arkadaşlar burada r buradan geliyor k da buradan geliyor. E o zaman bunun tepe noktası ne olacak? Tabii ki de r'si 3 oluyor k'sı da 4 oluyor yani 3'e 4'tür. Mesela bunun tepe noktası nedir sevgili arkadaşlar? Burası 5 Burası da eksi 6 olacak. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Artı k'yı direkt alıyorsunuz yazıyorsunuz. Burada r'nin önünde eksi varsa eksiyle çarpıp buraya yazıyoruz. Tamam mı? Bunu unutmayın lütfen. Ee, şimdi buraya geldik. Bunun tepe noktası neymiş bakalım. Bakın burada eksi r olsaydı r yazacaktık. O zaman tepe noktasının absesi eksi 3 olacak. Ordinatı da direkt 1 olacak. Bunun tepe noktasının absesi eksi 1'dir. Dikkat ederseniz ordinatı da eksi 2'dir. Buraya geldik. Bazen karşımıza böyle geliyor sevgili arkadaşlar. Bunu tam kareye dönüştürebiliriz. Yani ben burayı şöyle yazabilir miyim? x eksi 3'ün karesi yazarsak bu gelecek. E, bu da gelecek. 3'ün karesi 9 artı 4 yazmam lazım değil mi? 9 ile 4'ün toplamı 13'tür. O zaman dikkat edin. Bu parabolun tepe noktası ne oluyor? 3'e 4 oluyor. Öyle değil mi? Evet. Buraya geldik sevgili arkadaşlar. Bunu da tam kareye dönüştürüyorum. Mesela bu neyin karesi? Onun yarısı 5. x eksi 5'in karesi şeklinde yazarsak şu gelecek bu gelecek en son 5'in karesi 25 buraya 5 eklersem 30'u sağlamış olurum işte burada tepe noktasına çıktı R'si 5 çıktı dikkat ederseniz ordinatı da 5 çıktı şöyle bir şey çıktı var mı bir sıkıntı buraya kadar tabii ki de hayır Arkadaşlar üçüncü durum. Bakın bunlar bir hoparlialımızı bir şekilde. Birinci durum, eğer e, x ekseni iki farklı noktada kesmişse ve bu noktaları vermişlerse bir noktadan geçmişse biz e, parabolun denklemini bu şekilde oluşturuyoruz. İkinci durum, tepe noktası verilmişse bir noktadan geçiyorsa bu şekilde. E, kuralını oluşturuyoruz. Üçüncü durum ise arkadaşlar eğer x ekseninde teğetse ise o zaman a, a çarpı x eksi r'nin karesi. Zaten teğet a olduğunda karesi. Mesela burada 2 ise o zaman burası da 2'dir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi fx eşittir ax kare bu not çok önemli sevgili arkadaşlar. Bak, bununla ilgili soru gelirse şaşırmayın. O yüzden e, gerçekten bu bize pratiklik de sağlıyor. Çok önemli bir not. Sevgili arkadaşlar bir tane parabol verilmişse tepe noktası da buysa x eşittir r'de bakın tepe noktasının apsisi x eşittir r'ye göre her zaman parabolumuz simetri oluyor. Bu ne anlama geliyor? Direkt bu örnek üzerinde göstereyim. Arkadaşlar burada tepe noktası 1'e eksi 2 ya. Burası x eşittir 1'de bu fonksiyon simetridir. Yani siz şöyle bir doğru çektiğiniz zaman isterseniz şöyle güzel bir doğru çekeyim daha güzel olur. Tam birden geçecek şekilde bir tane doğru çekerseniz bu x eşittir 1 doğrusu var ya Tepe noktasının apsisi 1 olduğundan dolayı seçtir 1 simetridir. Bu ne anlama geliyor bakın? Bunun aynısı şurada var. Öte yandan sevgili arkadaşlar öte yandan. Örneğin burası 3 ise ben burayı anında bulabilirim. Neden? Çünkü bunun buraya olan uzaklığıyla bunun 1'e olan uzaklığı eşittir. 3'ün 1'e olan uzaklığı 2 birimse o zaman bu noktanın da 1'e olan uzaklığı 2 birimdir. Burası 0'dır. 1'den 2 çıkarın. Bunun noktanın eksi 1 olduğunu hemen söyleyebilirim anında. Tamam arkadaşlar bu çok önemlidir. Mesela bakın f5 ile f-3 eşittir demişiz. Gerçekten eşit mi? Bakın eksi 3 işte buralarda bir yerde. 5 nerede? Buralarda bir yerde. Bunlar birbirine eşit mi acaba? 3'ün 1'e olan uzaklığı 4 birimdir. 5'in 1'e olan uzaklığı yine 4 birimdir. Dolayısıyla bu doğrudur. Mesela f eksi 6 ile 8 eşit mi? Hemen 1. Yani burada tepe noktasının apsisi 1 ya. Her zaman 1'e odaklanacaksınız sevgili arkadaşlar. Eksi 6'nın 1'e olan uzaklığı 7 birimdir. 8'in 1'e olan uzaklığı 7 birimdir. Dolayısıyla bu doğrudur. Bu da çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım lütfen. Öte yandan diyelim ki burası e, siz burayla bura arkadaşlar burası A noktası burası da B noktası ise o zaman A ile B'nin yani A'nın buraya olan uzaklığıyla B'nin buraya olan uzaklığı eşittir. Başka bir deyişle A ve B doğru parçasının orta noktası 1 oluyor. Dolayısıyla A ile B'nin aritmetik ortalaması da kesinlikle 1'i verecek. Bunu da lütfen arkadaşlar not olarak alın. Şimdi sınavda bu tarz bir şey işaret belirleme sorularını ÖSYM e gerçekten çok seviyor. Test mantığı olduğundan dolayı aşağıda verilen grafiklerde A, B, C, R, K, e, delta işaretlerini bulalım. Arkadaşlar Şimdi öncelikle şuraya baktığınız zaman kollar yukarı doğru olduğundan dolayı x karenin katsayısı artıdır. Yani a'nın kesinlikle artı olduğunu biliyorum. Bu bir. Öte yandan sevgili arkadaşlar delta'ya bakalım. Delta burada küçük sıfırdır. x ekseni hiçbir noktada kesmediği için delta kesinlikle eksidir. Tepe noktasına bakıyorum sevgili arkadaşlar. Tepe noktasının bakın ordinatı R e, absisi K. R'ye bakıyorum artı. K'ya bakıyorum artı. Yani tepe noktasının ordinatı absisi e, artıdır. C noktası neydi sevgili arkadaşlar? Buradaki sabit her zaman Y eksenini kestiği noktaydı. Oranın da artı olduğunu biliyorum. Bir tek B kaldı. Peki B'yi nasıl buluyoruz? Arkadaşlar biz mesela R'yi nasıl buluyorduk? R eşittir. Eksi B bölü 2A. Buradan yararlanarak direkt B'nin işaretini bulabiliriz. Nasıl? İzleyin sevgili arkadaşlar. Burada R'nin artı olduğunu biliyoruz. Buradaki parabola göre. R'nin artı olduğunu biliyoruz. A'nın da artı olduğunu biliyoruz. O zaman bakın sağ taraf artıysa sol taraf, sağ taraf sol taraf artıysa sağ taraf da artı olmalı. Dikkat edersiniz benim de kesinlikle eksi olması gerekiyor. Çünkü eksi çarpı eksi artı olacak. Böylelikle hepsinin işaretlerini bulduk. Videoyu duraklatın. İlk önce size zahmet kendiniz yapın sonra beni izleyin çünkü bunlar çok önemli. Para, kollar yukarı doğruysa x karenin katsayısı yani A kesinlikle artıdır. Bakıyorum x eksenini iki farklı noktada kesmiş. O zaman delta büyük sıfırdır. Yani delta'nın kesinlikle artı olduğunu biliyorum. Tepe noktasına bakıyorum sevgili arkadaşlar. Tepe noktası r virgül k. Bakıyorum r eksi k da eksi. İkisi de eksidir. C'ye bakıyorum sevgili arkadaşlar. C neydi? Y eksenini kestiği noktaydı. Burada eksi olduğunu görüyorum. En son r eşittir. Eksi b bölü 2a yazarak buradan şeyin neydi? B'nin işaretini de bulacağız. Bakıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan hemen şey yapalım. R'nin işaretinin eksi olduğunu biliyorum. A'nın işaretinin artı olduğunu biliyorum. O zaman e, sol taraf eksi. Sağ taraf da kesinlikle eksi olmalı. B kesinlikle artıdır. B'nin işaretinde artı olduğunu biliyorum. Buraya geldik sevgili arkadaşlar. Kollar aşağı doğru ise x karenin katsayısı eksidir. Yani A'nın eksi olduğunu biliyorum. Ondan sonra e, delta bakın x ekseni hiç kesmediği için delta eksidir. Yani delta küçük sıfırdır. Tepe noktası R virgül K sevgili arkadaşlar. Tepe noktasının ordinatları R virgül K'dır. R'sinin artı olduğunu biliyorum. Bakın K'nın eksi olduğunu biliyorum. Güzel bunu da hallettik. Ee, y ekseni kestiği nokta C'dir. C'ye bakıyorum. Eksidir. En son R eşittir. Eksi B bölü 2A yazarak buradan B'nin işaretini de belirleyebiliriz. Mesela bakın R artıdır. Öyle değil mi? O zaman eşitliğin sağ, e, sol tarafı artı. Eşitliğin sağ tarafı da kesinlikle artı olmalı. A'ya bakıyorum. Eksi. Eksi artı eksi artı oldu. O zaman B de kesinlikle artı olacak. Buraya geldik. Benzer şekilde sevgili arkadaşlar. Kollar aşağı doğru olduğundan dolayı X karenin katsayısı kesinlikle eksidir. X eksenini iki farklı noktada kesmiş. O zaman delta küçük sıfırdır. Yani delta delta eksidir. Buraya geldik tepe noktasına baktığımız zaman. R virgül K. R'si yani absisi artı. Ordinatı da artı. İkisi de artı oluyor. Y eksenini kestiği nokta şu oluyordu. Burası artıdır. En son R eşittir. Eksi B bölü 2A yazıyoruz kendimize. R'nin artı olduğunu biliyorum. Eşitliğin sol tarafı artıysa. Sağ tarafı da kesinlikle artı olmak zorunda. A'ya bakıyorum. Eksi. X eksi artı. Burası da demek ki B'de artıdır. Umarım hata yapmamışımdır. Mantığını anladınız sevgili arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli bir nottu. Sevgili arkadaşlar bakın. Ee, bir parabol verilmişse bu parabolu sıfıra eşitliyoruz. Eğer delta büyük sıfırsa x eksenli iki noktada kesiyor. Bunu zaten bahsetmiştik. Hızlı bir şekilde tekrar ediyoruz. Delta eşit sıfırsa teğettir. Eğer deltası eşit küçük sıfırsa x eksenli kesmez. Bazen de arkadaşlar bir parabolle bir doğru veriyorlar. Bu doğrular kesişiyor mu kesişmiyor mu bunu araştırıyorsak. Bununla ilgili soru gelmiyor ama yine de gelebilir diye işliyorum sevgili arkadaşlar. Biz alıyoruz. Bu parabolun denklemi ile e, doğrunun denklemini birbirine eşitliyoruz arkadaşlar. Sonra birbirine eşitledikten sonra bir tarafı sıfır yaparak bir tane ikinci dereceden denklem oluşturuyoruz. Bu ikinci dereceden denklemin deltası büyük sıfırsa bunlar iki farklı yerde kesişirler diyoruz. Eğer delta eşit sıfırsa o zaman bu parabol doğruya teğettir diyoruz. Eğer delta küçük sıfırsa bunlar kesişmiyorlar diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Tabii ki de parabolu güzel bir şekilde tekrar ettik. Peki parabolle ilgili nasıl sorular geliyor? Arkadaşlar tam nokta atışı sorular çözeceğiz. Yukarıdaki şekilde B köşesi Y eşittir. X kare bölü 3 parabolu üzerinde olan bir köşesi orijinde olan bir kare verilmiş. Bakın bir kare. Buna göre bu karenin, karenin alanı nedir diye sormuş. E hoştur arkadaşlar hemen şurada kırmızı rengi seçip geliyorum. Bu bir kare ise sevgili arkadaşlar buraya A birim dersem burası da A. Yani B noktasının koordinatları A'ya A olmuyor mu? Evet. Yani Y yerine A, X yerine A yazarsam bu doğrunun denklemi sağlar. Çünkü e, değil mi arkadaşlar? Parabol tam B noktasına geçiyorsa B noktasının koordinatları bu denklemi sağlamak zorunda. Buradan 3 A kare işlerse çarpımını yaptım eşittir. E, A kare oldu. Pardon özür diliyorum. 3 A eşit A kare oldu. Bu bunu götürdü. A eşittir 3 çıktı. He, demek ki bu karenin bir kenarı 3'tür. 3 üç kere 3 alanı 9'dur. Cevabımız Ceyhan. O kadar basit mi? Arkadaşlar Vallahi gerçekten zor gelmiyor ha. Haberiniz olsun. Çok nadir böyle zor sorular geliyor. Yukarıda veri, parabol için. Yukarıda verilen fonksiyonların tepe noktaları eşit olduğuna göre artı B toplamı kaçtır? Arkadaşlar tepe noktası nasıl bulunuyordu? Mesela tepe noktaları eşittir. Yani R virgül K. Bunun tepe noktası da demek ki R virgül K olacak. Şimdi, e şimdi R'yi nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A olarak buluyorduk. B, valla bunun R'sini hemen bulabiliriz. Pardon. Tepe noktasını hemen bulabiliriz. Arkadaşlar bu şekilde verilen bir e, parabolun tepe noktasını nasıl buluyorduk? Bakın R'si direkt 3'tür zaten. K'sı da B'dir. Değil mi? Evet. Bunu biliyoruz. Demin örnekler üzerinde de gösterdim. Şimdi demek ki burası 3 olacak. Burası da B olacak. E şimdi arkadaşlar e, buradan şeyi bulabiliriz değil mi? Mesela R'yi nasıl buluyorduk? 3 eşittir. R eksi B bölü 2 A'ydı değil mi? Burada eksi A eksi 1'dir B'si. X karen kat sayısı da 1'dir. 2 kere 1 2 olacak. Buradan e, x kere eksi artı oldu. İşlerse çarpımı A eksi 1 eşittir 6'dan A'nın 7 olduğunu söyleyebiliriz. Güzel. A 7'dir kesinlikle. Şimdi e, A yerine 7 yazarsak yazalım bir bakalım ne olacak sevgili arkadaşlar. Ee, bir de B'yi bulabiliriz. Nasıl? He, A yerine 7 yazalım. İyi, A yerine 7 yazalım. Burası ne oldu? X kare eksi 8x pardon özür diliyorum. Eksi 6x artı 14 oldu değil mi? Bu fx'dir. Ee, şimdi biz B'yi nasıl buluyorduk sevgili arkadaşlar? K eşit f re gibi bir formülümüz vardı değil mi? K burada nedir? B'dir. Demek ki B neye eşitmiş? F 3'e eşitmiş. Gidiyorum hemen kendime F 3'ü buluyorum. Buradaki fonksiyondan. O zaman f3 neye eşit olacak? Valla bulmuşum. 3'ün karesi 9. Eksi 6 kere 3 18 artı 14. Değil mi? Evet. 14 ile 9'un toplamı 23. 18 çıkar. 5 oldu. Demek ki arkadaşlar b de 5'miş. Yani buraya 5 yazacağız. Biraz karambola çözdüm ama anladınız. 7, 5 daha 12 cevabımız Adana sevgili arkadaşlar. Üçüncü soruya geldik. fx fonksiyonunun alabileceği en küçük değer ile gx fonksiyonunun alabileceği en büyük değer eşittir diyor. A eksi b Farkı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şimdi burada hemen yorum yap yapmanız lazım bu tarz sorularda tamam mı? Şimdi bu fonksiyon x karen katsayısı artı olduğu için kollar yukarı doğrudur. Bu fonksiyon x karen kat sayısı eksi olduğundan dolayı kollar aşağı doğrudur. Burada fonksiyonun en küçük değerinden bahsedeceğiz. Yani tepe noktası e, t r virgül k diyelim sevgili arkadaşlar. Fonksiyonun en küçük değeri k'dır mesela burada. Burada da arkadaşlar fonksiyonun en büyük değerinden bahsedeceğiz. Yani tepe noktası. işte buna da R1, K1 diyelim. Bilmiyorum artık. Yani R, K demeyelim. Yukarısıyla aynı bilmiyoruz. Bu da fonksiyonun en büyük değerinden bahsedeceğiz. O zaman fx fonksiyonu alabileceği en küçük değer zaten K'dır. Değil mi arkadaşlar? K'dır. Ee, buradan K'dan bahsediyor. Tamam. Ee, Gx fonksiyonu alabileceği en büyük değer de o da K'dan bahsediyor. Bunlar birbirlerine eşitmiş. Güzel. Yani tepe noktasının ordinatları birbirine eşittir. Burası K ise burası da K'dır. Burası R ise burada R1 dedik. Bilmiyoruz. Bunlar eşit mi değil mi bilmiyoruz. İkisinin de R'sini bulabiliriz sevgili arkadaşlar. R nasıl bulunuyordu? Hocam valla R eksi B bölü 2A formülüyle bulunuyordu. Mesela buradaki fonksiyona göre B ne? Eksi 8. B yerine eksi 8 yazıyorum. A ne? A da 1'dir. 2 kere 1 2 oldu. Burası 4 oldu değil mi arkadaşlar? He o zaman burası kesinlikle 4'tür. E burada da R'yi bulabiliriz. Mesela R1'i bulalım arkadaşlar. O da eksi B bölü 2A formülüyle bulunacak. Bakın e, A'nın kat B nedir? Burada 4'tür. Yerine 4 yazıyorum. A da eksi 1'dir. Eksi 1 yazarsam burası komple 2 oldu. He şuranın tepe noktasının apsisinin 2 olduğunu biliyorum. Öte yandan şunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi e, buradan R eşittir. Pardon K eşittir. F R. Bakın bunu da artık unutmayacağız sevgili arkadaşlar. K neydi? F R'ye eşitti. Mesela şuraya göre konuşalım sevgili arkadaşlar. K neye eşittir? F 4'e eşittir. Öyle değil mi? Evet. Şimdi buraya 4 yazarsam Buraya 4 yazıyorum. Buraya 4 yazıyorum. Bakalım ne olacak? Ben de merak ettim gerçekten. Buraya 4 yazdım. Yani F 4 neye eşit? K. Buradan K eşit ne çıktı? Bakın K eşittir. 4'ün karesi 16 eksi 8 kere 4 32 artı A. Yani A eksi 16 çıktı. A eksi 16 çıktı. Buradan da aynı şekilde bakın aynı şeyleri yapacağım sevgili arkadaşlar. Yani buraya göre de K eşittir. F R'dir. Yani F 2'dir. Gidiyorum buradaki fonksiyonda F G 2'yi buluyorum. Tabi burada G olduğu için G 2 yazalım artık. 2'nin e, iki, karesi 4 bir de eksi var. Eksi 4 oldu. Artı 8. 4 kere 2 8 artı B. Yani B artı 4 oldu. He, demek ki K eşittir. B artı 4'tür. Güzel. E bunlar birbirine eşitmiş demek ki. Ne demek istiyorum? A eksi 16 eşittir. B artı 4'müş. Şunu bu tarafa bunu bu tarafa alsak A eksi B'nin 20 olduğunu söylemek oldukça kolay oldu. Evet biraz sıkıntılı bir soru sevgili arkadaşlar. Ama kendimizi perişan edip çözdük. Buraya geldik. A küçüktür B küçüktür sıfır olmak üzere. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonun grafiği vermiş bize. 5 ao O eşittir O X eşittir eksi 3 için. Fx en küçük değeri aldığına göre. A eksi ve farkı kaçtır. Şimdi arkadaşlar burada o kadar çok şey var ki. Buradan A küçük B küçük sıfır demiş. Hımm x eşittir eksi 3 fonksiyon arkadaşlar parabol. Bakın bu ikinci dereceden bir fonksiyon mu? Evet. O zaman grafiği kesinlikle bir paraboldur. Parabolun en büyük noktası ya da en küçük noktası diyorsa tepe noktasından bahsediyor. Mesela x eşittir eksi 3'te fonksiyon en küçük değerini alıyor. O zaman bu fonksiyonun tepe noktası kesinlikle ve kesinlikle e, absisi eksi 3'tür demek istiyor. Ordinatı nedir? Valla bunu bilmiyoruz. Güzel. Tepe noktasını biliyoruz. Yani tepe noktasını... Apsisinin kesinlikle eksi 3 ordinatının ne olduğunu ama bilmiyoruz. Şimdi ben size ne demiştim sevgili arkadaşlar? İş, e, tepe noktasının absisinde grafik her zaman e, ne oluyordu? Simetri ekseni oluyordu x eksi 3'te. Yani şöyle bir doğru çektiğimiz zaman buranın eksi 3'e olan uzaklığıyla bu noktanın eksi 3'e olan uzaklığı eşittir. Arkadaşlar zaten bakın fonksiyonumuz x eksi a çarpı x eksi b. Ben burayı sıfıra eşitlersem x eşittir çıkıyor? a çıkıyor. Burayı sıfıra eşitlersem x ne, çıkıyor? b çıkıyor. Yani x eksenini a ve b noktalarından kesiyor. E şimdi bakıyorum a'nın b'den küçük olduğunu söylemiş. O zaman kesinlikle x eksenini kesin noktalardan yani bu nokta kesinlikle a noktasıdır. Bu noktada kesinlikle B noktasıdır, bunu biliyorum. Öte yandan şuraya hesaba katalım sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın AO uzunluğu ne oldu? Şu rengi değiştirelim, kafanız karışmasın. Bakın AO A, A, uzunluğu B oldu değil mi arkadaşlar? Yani buraya eksi B diyelim bence ya da B diyelim arkadaşlar. Şuradaki uzunluk B oldu. O zaman e, ya yani eksi B oldu değil mi? Bakın bu eksili bir sayıdır. Uzunluk eksiyle çarpacağız ki artı olsun. OB uzunluğu da bunun 5 katıdır. Yani şuradaki uzunluk da onun 5 katıdır. Yani eksi 5B olur buradaki uzunluk. Dolayısıyla B noktasının da eksi 5B olduğunu biliyorum artık. Ben şunu biliyor muyum? Artık bu grafik Y eksenini eksi 5B'de kesiyor sevgili arkadaşlar. Hocam eksi 5B burası pozitif değil mi? Arkadaşlar B negatif ya. B negatif olduğundan dolayı bir de öndeki eksiyle çarpacağız ki burası artı olsun. Güzel. Burası neydi? Yani biz burayı nasıl buluyorduk sevgili arkadaşlar? Şurayı tabii ki de f0 olarak buluyorduk. Yani buradan y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veriyorduk. f0 5 b eşittir. Gidiyorum buradan f0'ı hesaplıyorum tamam mı? Bakın f0'ı hesaplıyorum. Bakalım ne çıkacak? f0 eşittir. Eksi a çarpı eksi b. Yani a çarpı b geliyor. X yerine 0 yazarsak. Onu da zaten eksi 5 b olduğunu biliyorum. E, B'ler gitti. Buradan a eşittir. Eksi 5. Bakın A'yı direkt buldum. E tamam. A'yı bulmuşsam kesinlikle B'yi de hemen bulurum. Nasıl arkadaşlar? A eksi 5 mi? Evet. Arkadaşlar tepe noktasının absisi yani şurası neydi? Simetri ekseniydi. Bu ne anlama geliyor? O zaman bakın Eksi 5'in 2, eksi 3'e olan uzaklığı 2 birimse o zaman bu noktanın eksi 3'e olan uzaklığı yine 2 birim olacak. O zaman buranın da eksi 1 olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü eksi 1'in eksi 3'e olan uzaklığı 2 birimdir. Dolayısıyla B de kesinlikle eksi 1 çıktı. Bizden A, A eksi B'yi soruyor. A'nın eksi 5 olduğunu biliyoruz. B'nin de eksi 1 olduğunu söylüyoruz. Buranın sonucu ne çıktı? Eksi 4 çıktı sevgili arkadaşlar. İşlemleri çok hızlı geçiyorum bu arada. Çünkü arkadaşlar tekrardır. Bir de ayete çalışıyorsanız zaten çarpanları ayırma falan bunları yalayıp He valla. Şekilde y eşittir eksi bir. Evet bakın e, sınavda bu tarz bir soru gelmişizle arkadaşlar. Bu tarz sorular daha çok geliyor. Yani böyle işaret sorularını, sıralama sorularını ÖSYM seviyor. Haberiniz olsun. Şekilde y eşittir eksi bir ve y eşittir eksi üç doğruları ve bu doğrular üzerinde A, B, C e, noktaları işaretlenmiştir diyor. Y eşittir ax kare artı bx artı c. Şöyle bir parabol. ABC noktalarından geçmektedir. He, bu parabolumuz A, B ve C noktalarından geçiyormuş. Buna göre ABC'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar öncelikle e, bizim koordinatlarımız hangileridir? Onu bir belirleyelim. Bakın bizim koordinatlarımız hangileridir? İsterseniz farklı bir renkle koordinatları belirleyelim. X koordinatı burada değil mi arkadaşlar? Y nerede? Y de burada. Yani koordinat düzleminde x ve y'yi ilk önce belirleyelim. Bakın burası x'tir burası y'dir. Şu y eşittir eksi 1 doğrusu bu y eşittir eksi 3 doğrusu. Öncelikle arkadaşlar bu parabol a b ve c yani e, bu kırmızı noktalardan geçiyorsa bu kırmızı noktaları birleştirdiğimizde nasıl bir parabol çıkar sizce? Arkadaşlar valla benim bildiğim böyle bir parabol çıkar. Eyvallah. Yani kollar yukarı doğru olur değil mi arkadaşlar? Parabol nedir? Valla parabol ya a böyledir ya da böyledir. Hatta daha biraz daha güzel çizelim. Parabol dedin ya böyle ters bir bardak, düz bir bardaktır ya da ters bir bardaktır. Öyle değil mi? Parabol dediğimiz budur. Şimdi bu üç noktadan geçen parabol kesinlikle ve kesinlikle şöyle bir şey olmalı. Değil mi arkadaşlar? Tabii ben tam güzel çizemiyorum ama. Şöyle bir parabolden bahsediyoruz. He. Artık bu parabolun kesinlikle böyle olduğunu biliyorum. Bu hangi parabolmuş? Y eşittir. AX kare artı BX artı C gibi bir parabolmuş. Şimdi öyle demiştim arkadaşlar. Buna göre a, b, c'nin işareti bir kere kollar yukarı doğru olduğundan dolayı sizce A'nın işareti artı olmak zorunda değil mi? Evet. Yani A artıdır. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu. Bir tane şık eğlendi. Sadece bir tane mi? Güzel. Başka. Y ekseni nerede kesmiş? Bakın Y ekseni burada kesmiş. Ben her zaman ne demiştim? Bu sabit yani F0 C oluyor. Burası C oluyor. Y eksenini C'de kesmiş. E burası bakın orijin burada. C'nin eksi olduğunu kesinlikle söyleyeceğiz. C neymiş? Eksiymiş. Bakın A, B ve C'nin işaretlerini belirliyorum. A artıdır. C eksidir. Bunu kesinlikle biliyorum. Öte yandan tepe noktasına bakar mısın? Tam burası. Tepe noktasının ordinatı R virgül K. Dikkat ederseniz R de eksi A da K da eksi öyle değil mi? E ben R'yi şöyle bulmuyor muydum? Eksi B bölü 2A formülüyle bulmuyor muydum? Evet. Bakın B'nin ne olduğunu bilmiyorum. A'nın artı olduğunu biliyorum. R'nin de tepe noktasının absinin de eksi olduğunu biliyorum. Eşitliğin sol tarafı eksi ise eşitliğin sağ tarafında kesinlikle eksi olmak zorunda. Zaten bakın dikkat ederseniz Artı kere eksi eksi o zaman B kesinlikle artı olmak zorunda. benim işareti de artıdır. O zaman artı artı eksi cevabımız Bursa arkadaşlar. buna benzer bir soru gelmiş de ÖSYM e bu tarz soruları daha çok seviyor haberiniz olsun. Şekilde yayıştır x parabolü ile yeşil 3x artı 4 doğrusu parabolün tepe noktası ve x ekseni üzerinde kesişmektedirler. Bunlar nerede kesişiyor? Bir e, tepe noktasında kesişiyorlar. Parabolün tepe noktasında. Bir de x ekseni üzerinde bir yerde şurada kesişiyorlar. Buna göre f5 kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. E, bu tarz durumlarda yapmanız gerekenleri söylüyorum. E, burada bir doğru var. Doğrunun denklemini bize vermiş mi? Evet. y eşittir 3x artı 6. Güzel. Ben x'e 0 dersem y'yi kaç bulurum? x'e e 0 dersem y eşittir 6 çıkar. Yani y eksenini 6'da kesiyor. Bunu biliyorum. Peki e, y'ye 0 dersem x kaç çıkar? y'ye 0 dersem e, 3x artı 6 eşittir 0 0'sa x eşittir eksi 2 çıkar. Demek ki x eksenini de eksi 2'de kesiyor. Güzel. Arkadaşlar bakın tepe noktası 1'dir. Tepe noktasının absisi 1 ise burası her zaman simetri ekseni oluyordu. Yani eksi 2'nin 1'e olan uzaklığı kaç birimdir? 3 birimdir. O zaman bu noktanın da kesinlikle 1'e olan uzaklığı 3 birim olmalı. Başka bir deyişle 1'e 3 ekleyin. Burası kesinlikle 4'tür. Bunu da biliyorum. 4'ün 1'e olan uzaklığı 3 birim. Eksi 2'nin 1'e olan uzaklığı yine 3 birim sağladı. Burası zaten orijindir. Yani o zaman bu e, parabolumuz e, x eksenini eksi 2 ve 4'te kesiyor. Bunu biliyorum. Öte yandan sevgili arkadaşlar. Parabolun tepe noktasına bakar mısınız? E, absisi 1'dir. Peki ordinatı ne? E, şimdi dikkat ederseniz doğru tam e, tepe noktasından geçtiğine göre x yerine 1 yazarsam denklemi sağlar. Öyle değil mi? 3 kere 1, 3, 6 daha 9. Demek ki e, ordinatı da 9 olacak. Artık ben şunu biliyorum sevgili arkadaşlar. Tepe noktası bilinen, noktaları bilinen, x eksenini kestiği noktaları biliniyor. Bu parabolun denklemini oluşturmayı bilmem lazım. İşte o yüzden oradaki örnekleri fazla da çözdüm arkadaşlar değil mi? Parabol denklemini oluşturursak bu soruyu da rahat bir şekilde çözebiliriz. Mesela bu parabolun denklemini nasıl oluşturabiliriz? Çeşit çeşit oluşturabilirsiniz. Mesela dersiniz ki y eşittir. işte e, ax kare artı bx artı c dersiniz sevgili arkadaşlar. Burada tek tek yaparsınız. Bunu yapmak yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela y eşittir. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Böyle gidebiliriz valla. E valla bu şekilde yapabiliriz. R nedir? Valla 1'dir. K nedir? Valla 9'dur. E valla. Daha sonra sevgili arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Tabi burada y fx oluyor arkadaşlar. Bunu da biliyoruz artık. Mesela 4'te kesmiş. Yani f4'ün 0 olduğunu biliyoruz ya. E giderim ben f4 x yerine 4 yazdı, yazıp 0'a eşitlerim. Değil mi arkadaşlar? Bakın farklı bir renk yapalım x yerine 4 yazarım ben. 0'a eşitlerim. Bakalım. E 4 eksi 1 3. 3'ün karesi 9. 9 a artı 9 oldu. Bakın 9 a artı 9 eşittir 0'dan. Buradan a eşit eksi 1 çıkıyor. He, buranın da artık eksi 1 olduğunu biliyorum. Güzel. Şimdi benden neyi soruyor? F5'i mi soruyor? Abi neyi soruyorsa sorsun. Eyvallah. Bakın F5 eşittir. 5 eksi 1 4 o karesi 16 bir de eksi var. Eksi 16 artı 9 oldu. Cevabımız eksi 7 oldu. Cevabımız C. En sevgili arkadaşlar yukarıdaki şekilde x ekseni üzerinde b noktasına kesişen fx ve gx fonksiyonların grafiği verilmiş. Güzel. Bakın fx'in grafiği kırmızılı olan gx'in grafiği yeşil olan. Buna göre a artı b toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir soru. Ee, buradan dikkat etmemiz gerekenler. Bakın y ekseni bakın g fonksiyonuna bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Bir parabol ve x eksenini kestiği bir noktayı söylemiş. Şimdi bunu sıfıra eşitlersek tamam mı? G fonksiyonu sıfıra eşitliyorum. Buradan kökleri x1 ve x2 olan iki tane denklem çıkacak değil mi arkadaşlar? Peki... Bu ikinci dereceden denklemin kökler çarpımı nedir? Bana söyleyin. Hocam C bölü A'ydı. İkinci dereceden denklemleri işlemişim. Yani eksi 15 bölü eksi 1 15 çıkıyor. ya e o zaman arkadaşlar buradaki denklemin kökler çarpımı 15 değil mi? Evet. Bir kökünün 5 olduğunu kesinlikle biliyorum. O zaman diğer kökü ne olacak? 5 kere 3 15. Yani buranın kesinlikle ve kesinlikle 3 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Çünkü 3 kere 5 15. Öte yandan sevgili arkadaşlar bakın aynı işlemleri f fonksiyonu için yapacağım. Ben bunu sıfıra eşitlersem neyi bulmuş olurum? Kökleri bulmuş olurum. Kökler ne? X eksenini kestiği noktalar. Yani f fonksiyonu kırmızılı olandır. X eksenini bir 3'te kesiyor. O zaman bir, bir de nerede kesiyor? E kökleri yine X1, X2 çıkacak arkadaşlar. Tabii ki buradaki X1, X2'den farklı. Kökler çarpımını bulun. Kökler çarpımı C bölü aydı. 24'ü eksi 2'ye bölsem eksi 12. Bakın bir tane kökünün 3 olduğunu biliyorum. Diğer kökü de 3 kere eksi 4, o eksi 12 olacağından dolayı diğer kökü de kesinlikle eksi 4'tür. Bunu da biliyorum. Arkadaşlar bakın bunu söyledikten sonra işte ÖSM bu tarz soruları sevmeyi, e, sormayı çok seviyor. Neden? Çünkü burada ne yaptı sevgili arkadaşlar? Hem e, ikinci aracının denklemleri kullandırtıyor bize hem de parabolu kullandırtıyor. Burada A'yı da B'yi de bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Nasıl? İkisinin de tepe noktasını bulabilirim sevgili arkadaşlar. Mesela G fonksiyonu için yapayım ben. Ya da a fonksiyonu için ya g fonksiyonunun tepe noktası nedir? Hocam valla x eksenini 3'te ve 5'te kesiyor. 3 ile 5'in aritmetik ortalaması tepe noktasını verecek. O zaman 3, 5 daha 8 yarısı 4. Yani buranın tepe noktası 4'tür. Şeyi nedir bilmiyorum. E peki ben, e, g fonksiyonu bakın yeşil g fonksiyonudur. G fonksiyonunda tepe noktasının ordinatını biz nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2a formülüyle bulmuyor muyduk? Evet b burada b'dir. A eksi 1'dir. Değil mi? Burası eksi 2 oldu. R'yi de zaten biliyorum 4'tür. Buradan bulmuşum. E buradan B'yi hemen bulamaz mıyım? Evet. Eksi A, eksi artı oldu. 2 kere 4, 8. Bakın B'nin 8 olduğunu söyledim. Güzel. B 8'miş. Benzer şekilde bakın aynı işlemleri bu sefer ne yapıyorum? E, kırmızılı grafik için yani F fonksiyonu için yapıyorum. Şimdi buranın 3 olduğunu biliyorum. Arkadaşlar e, f fonksiyonunun tepe noktası nedir? Valla tepe noktası nedir bilmiyorum ama tepe noktasının absisini bulabilirim. Nasıl? Eksi 4 ile 3'ü toplarım. Değil mi? Eksi 3 ile 4'ü 3 ile 3'ü toplarım. Eksi 1 yarısı. Eksi 1 bölü 2. Yani tepe noktasının absisi eksi 1 bölü 2'dir. Ordinatı ne? E, Valla bilmiyorum. O beni ilgilendirmez. E peki burada tepe noktasını biz nasıl buluyorduk? Hocam r eşittir. Eksi b bölü 2a formülüyle buluyorduk. Değil mi arkadaşlar? Öyle yapmıyor muyduk? Evet. R'sinin e, e, eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. E, burada x'in katsayısı a'dır. Burada da eksi 2 var. 2 ile çarpacağım değil mi arkadaşlar? Hocam ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi r eşittir. Eksi b bölü 2 a değil mi? Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2 a ile bulunuyordu. Tamam. Şimdi b ne? x'in katsayısı yani a Buradaki a ne? x karenin kazı sayısı. Eksi 2'ymiş. E buraya eksi 2 yazarsak eksi 4 olur. Güzel. Buradaki a ile buradaki a aynı değil. O formülün a'sıydı. Güzel. E r'nin de eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Çünkü x eksenin kestiği noktaların aritmetik ortalaması tepe noktasının absini veriyordu. Eksi 1 bölü 2. Bunları artı yapalım. İşlerse saç mı? 2a eşittir eksi 4'ten a eşittir eksi 2 çıkar. A'yı da eksi 2 bulmuşum. He valla. Bunları toplam mı soruluyor? Vii öyle budur. 6. Arkadaşlar işte çok güzel bir soru. Tam sınav tarzı sorular çözdük gerçekten. En sevgili arkadaşlar böylelikle parabolu da güzel bir şekilde tekrar ettik. Zaten parabol konusunu gerçekten çok detaylı bir şekilde işlemiştim arkadaşlar. Eğer eksikseniz o konu anlatımını benimle birlikte bitirdiğinizde bu tekrarda bitirirseniz var ya filozof olacaksınız. İnanılmaz güzel olacaksınız. Else sevgili arkadaşlar parabol konusu böyleydi. Bir sonraki videomuz ne olacak? Tabii ki de ikinci dereceden eşitsizlikler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip, beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bunu da bana söyletiyorsunuz arkadaşlar. Birer yorum yazın. Fikrinizi merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.